Evet arkadaşlar, devirli ondalık sayılar demiştik. Oradan devam ediyoruz. Devirli ondalık sayıları yazıyoruz. Bakın 17 bölü 11 yapalım. 17'nin içinde 11 bir kere var. 11'imizi yazdık. 6 kaldı. 6'nın içinde 11 yok. 1 virgül koyduk ve 60 yaptık. Burada 5 kere var. Ne oldu? 55. Yine 5 kaldı arkadaşlar. 5'in içinde yok. 0 koyduk. 4 kere var. 44. Yine 6 geldi arkadaşlar. Değil mi? Yine 60. Yani 54, 54 tekrar etmiş olacağı için 54, 54 tekrar etmiş olacağı için 1,54'e biz ne yapacağız? Devir işareti koyacağız. İkincisine bakalım değerli arkadaşlar. 2 bölü 3 işareti en son koyacağız. İşimiz yok. 2'nin içinde 3 yok. O zaman buraya bir 0 koy. 20. 20'nin içinde 3 kaç kere var? 6 kere var. 18. Yine kalan 2. Yine 6. Yine 2 kalacak. Yine 6. Demek ki arkadaşlar bu ifademizin değeri 0,6 üssü çizgi olacaktır. Anlaştık mı? Hocam eksi de var. Evet güzel. Eksimizi de unutmayalım. En son işaretimizi koyalım. 16 bölü 9'a bakalım. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Sesim iyi mi? Sesiniz çok iyi hocam. Tamam. 16'nın içinde 9 kaç kere var? 1 kere var. 9. 7 kaldı. 7'nin içinde 9 yok. Bir 0 koyuyoruz. 70. Bir virgül koyduk buraya. 70'in içinde kaç kere var? 6 kere var. 6 kere 9. Pardon 7 kere var. 6 ile 7. 63. Aha yine 7 kaldı. Yine 7. Yine 7. Yine 7. 7. 7. 7. Arkadaşlar 1,7 üzeri çizgi olacaktır sonucumuz. Anlaştık mı? Tamam mıyız? İlayda, Ataberk, Devlet, Eren, Defne. O zaman geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar diyor ki 75 bölü 11 rasyonel sayısının devir ondalık gösteriminin virgülden sonraki 63. basamağında bulunan rakam kaçtır? İlk yapana benden bir tadelli. Evet, sorumuz tadellinin. Çete ilk yazan kazanır. Cevap C dedi Kadir. Bu kadar hızlı mı yaptın ya Kadir? Helal olsun. C mi? C mi? Bilmiyorum, bakacağız. 63. basamağı sorduğuna göre. D dedi. Ataberk D buldu. Evet, Ataberk D diyor. Eğer D şıkkıysa tadelli Ataberk'e gider. Batuhan da D dedi şu an. O zaman yapalım arkadaşlar. 75'i 11'e bölelim bakalım. Ne olacak? Kaç kere var tabii ki? 6 kere var. 66. Kalan ne oldu? 9. 9'un içinde 11 yok. 90'ın içinde 11. Kaç kere var? Dikkat. 8 kere var. 88. 2 kaldı. 2'nin içinde 11 yok. 0 koydum. 1 kere var. 11. 9. Yine 90 gelecek. Yani yine 8 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat dikkat. Tekrar edenler ne olacak? 8, 1, 8, 1. Fakat dikkat edeceğiz. Bak, çift basamaklarda 1 geliyor. Çünkü ikinci basamak, tek basamaklarda 8 geliyor. Dolayısıyla burada 63. basamağımız tek basamak, tek sayı olduğu için cevabımız ne olacaktır? 8 olacaktır. Tadelle Ataberk'e gider. Hocam evet. Bir önceki soru tadelle miydi? Yok değildi. Bu tadelleriydi. Tamam hocam. Kaç oldu Ataberk? Hocam 6 sanırım. Ya 5 ya 6.
Peki. Güzel. Bu soruyu anladık mı? Ben anlamadım diyen var mı? Herkes anladı mı? Ben anladım. Tamam mıyız? Defne tamam mı? İnalda? Arda'cığım tamam mı? Tamam. Peki. Arkadaşlar, evet buyurun. Diyor ki aşağıdaki sayı doğrusunda eksi 3 ile eksi 4 arası 5 eş parçaya bölünmüştür. Buna göre A noktasına karşılık gelen ondalık gösterim hangisidir diyor. Hadi bakalım yapalım bu soruyu da. Ne mi hocam? Eren Bey. Efendim? Bunda da tadella var mı? Hayır canım. Her soru tadella var mı? Yok yok. A da olabilir ama hocam. Hocam ben de buldum. Ne buldun? Burayda A bulmuş. A. Peki. Hocam A. Arkadaşlar sayımız 3 tam olacağını biliyoruz. Biz geçen derste Arda da sordu ya hani dedi hocam ondalık sayıyı yazmayı gördünüz mü? Görmüştük. Nasıl yazıyorduk? Bakıyorduk arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Yani 5 var aşağıda. Yukarıda kaç adım gitmişiz? 1, 2. Arkadaşlar bu 2 bölü 5'tir. 2 bölü 5 ondalık olarak kaça denk gelir? 0,4. 4. Yok. Evet, ben 0,4 ekleyeceğim. Üzerine cevabımız ne olacakmış? C şıkkı. Evet, demek ki burayı tam anlamamışız. Şimdi anladık mı? Evet hocam. Evet. Evet arkadaşlar ondalık yazıma dikkat edin. Bir tane kaç parçaysa aşağıya yazıyorduk. Kaç adım gidilmişse yukarı yazıyorduk. Dikkat edelim buna. Bunlarda hata yapmayalım artık. Lütfen. Devam ediyoruz. Buna göre Esra'nın havaya bırakacağı balonda yazılı olan rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir? Esra öyle bir balon bırakacakmış ki bu devirli olacakmış. Devirli. Hangisini bırakırsa devirli olur? Buyurun söyleyin. Hocam B ya da D. Ne buldunuz? Hocam B ya da D. B ya da D diye bir şey olmaz. Hocam bak bir dakika hangisi devirliyse odur. D. Bir kere D olamaz. D olamaz. Neden? 3 ile sadeleştir 3. 3 ile sadeleştir. Adana. 3 bölü 2 1,5'tür. D şıkkı olması mümkün değil. Adana hocam Adana. Hocam Bursa. Adana. B hocam. C olması da mümkün değil. Niye? Çünkü 3'e böl 7, 3'e böl 5. Mümkün mü? Belki de mümkündür, bilmiyorum. Bölmemiz lazım. Adana diyenler için bakıyoruz. Bu şarkı A diyenler için gelsin. Evet. Hocam A değil. A diyenlere bölünüyoruz. 5'in içinde yok, 50'nin içinde 0. Kaç kere var? 6 kere var, 48. 2 kaldı, 2'nin içinde 22 kere var, değil mi? 14, 6, 6'nın içinde yok, 0. Ne olacak arkadaşlar? 60'ın içinde kaç kere var? 7 kere var, 56, 4. 4'ün içinde yok, 0 koyduk, 5. Bu 0,10.000'de neymiş arkadaşlar? 6275'miş. Dolayısıyla bu kardeşimiz devirli olmalı sayı değilmiş. Anlaştık mı? 21 bölü 15'e bakalım. 7 bölü kaç ediyor? 5. 7 bölü 5 yapacağız. 7 bölü 5. 3'e böldük ya. 7 bölü 5'e bakıyorum. 1 kere var. 5, 2. 20'nin içinde ise kaç kere var? 4 kere var. 1,4. Bu da değilmiş. Arkadaşlar bu zaten değildi. Cevabımız 5'miş. Bakalım gerçekten öyle mi? 9 bölü 11. Arkadaşlar 9 oluyordu. 0,8 oluyordu.
88 oluyordu, 2 oluyordu, 20 oluyordu, 1 oluyordu, 11 oluyordu, 9, 81, 81 tekrar ediyordu. Esra eksi 9 bölü 11'i arkadaşlar bırakırsa doğru bir şey yapmış olacak. Anlaştık mı? Geçelim. A, B ve C birer rakam olmak üzere. Bak, dikkat. Rakam olmak üzere. 4 bölü 9 rasyonel sayısının ondalık gösterimi A virgül BC olduğuna göre bu ifade nedir? Hemen yapın. Kolay bir soru. Evet. Arkadaşlar 9 bölü 4'ü ondalık olarak nasıl buldunuz? 2 devir. 2 virgül ne olur? 2. 22. 4'ün 2 katı 8. 2 virgül 1. 1 ile hayır yanlış. Yanlış düşündüm. Dikkat. Arkadaşlar 4'ün 2 katı 8. 1 lazım bana. 1, 4'ün kaçta kaçı? 4'te 1'i. Bir şeyin 4'te 1'i 0,25 etmez mi? Değil mi? O zaman 2,25 mi oldu? Anladık mı bunu? İlayda bakıyor. Ne yapıyor? Hocam pek değil. Anladık mı? Bir daha anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat. 9 bölü 4 yapabilirsin. 2 kere var 8, 1. 1'in içinde yok. 10, virgül koy. 2 kere var 8. 2, 2'nin içinde yok. 0, 5. Neymiş arkadaşlar? 2,25. Anlaştık mı? Bunu zihinden de bulabilirsin diyorum. 4'ü 2 ile çarptım 8. Anlaştık 9, hocam. 9 olması için 1'e ihtiyacım var. 1. 1, 4'ün kaçta kaçı? 4'ün 4'te 1'i. 1'i o zaman 4'e bölersem 0,25'tir. Demek ki 0,25 ile 4'ü çarparsam 1 olacağında ben 2'ye 0,25 daha ekleyeyim. Arkadaşlar peki bize ne demiş? ABC'yi bulmamız istemiş. Bak arkadaşlar bu 2,25 olduğuna göre A dediğim değer 2, C dediğim değer 5, B dediğim değer 2. 2'den 5 çıktı. Eksi 3'ün karesi oldu. Eksi 3'ün karesi nedir arkadaşlar? Eksi 9. Efendim? Eksi 9. Nedir eksi 3'ün karesi? Eksi 9 hocam. Hayır hocam eksi normal 9. Karesi. Normal 9. Kaç? Normal 9. Normal 9. 9. Artı 9 yani normal 9 artı 9. Eren mi eksi 9 dedi? Evet hocam. Eren. Aman Eren dikkat. Evet. Hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Buyurunuz. Sırıtıyor zaten hangisinin yanlış olduğu. Hocam C. Efendim? C. C mi? Niye yanlış olsun ki C? Hocam. D mi hocam? Hocam cevap Bursa. Bence de Bursa. Bursa. Bakalım hocam C. C hocam C. C. Arkadaşlar C neden yanlış? Bak. Şurayı 2'ye böl 10. 21'i 2'ye bölersen ne olur? 10. Evet. 10,5 olur. Şimdi değerli arkadaşlar eğer bir sayıyı 10'a bölersek virgül sola kayıyordu. Bu virgül buraya kayarsa bu değer 0,5 olmaz, 1,05 olur. Doğru mu? Anladık mı? Peki hocam bu nedir derseniz dikkat. 20
1,5'la çarparsak ne olur arkadaşlar? 30 olur. Eğer bu ifade 30 bölü 20 olsaydı sonuç 1,5 olurdu. Zaten 3 bölü 2'dir. 3 bölü 2 de 1,5'tur. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Ata mı söyledi ilk C diye? Ata, ilk sen mi söyledin? Söyledi hocam. Ata söylemişti. Güzel. Evet, arkadaşlar, 16 bölü 9 rasyonel sayısının devirli ondalık gösterimini istiyoruz. Hadi bakalım ilk kim yapacak? Kolay bir soru. Devirli ondalık gösterimi. B hocam. B. 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 B hocam. B hocam. B mi D mi? B B. Bursa. Bursa. Bakalım. Bursa. 16'yı 9'a bölelim. Bir kere var. 9, 7. 7'nin içinde 70. 70'in içinde 7 kere var. 63. Doğru mu? Sonra yine 7. 7, 7 gidecektir. 1 bölü 7. Ay, 1 bölü 8. 7, 7 diye gidecek. Nerede 8? Sonda 8. Devam edelim. Devam edelim. A ve B birer rakam olmak üzere. 11 bölü 3'ün bu gösterimi olduğuna göre A eksi B kaçtır? Hemen yapalım. A Bursa, eksi B. Bursa. Kadir Bursa dedi. Bilmiyorum. Arkadaşlar 11 3'e bölelim bakalım. 3 kere var. 9, 2. Değil mi arkadaşlar? 20. 6 kere var. 18, 2. Demek ki 6, 6 gideceğiz. Yani 3 virgül 6 olacak. Arkadaşlar, dolayısıyla B, A eksi B dediği için 3 eksi 6 olacağından 3 olacak. Kadir'cim lütfen soruyu yapmadan hemen cevap vermeye çalışma. Önce bir soruyu çöz. Tamam mı? Hayır hocam, benim de Arda gibi şey, köşede beyaz şeyim, köşede şeyim var ya, sap makine, onu kullanıyorum yani mantıkla. Aman dikkat. Arkadaşlar, bu sayı devirli ondalık gösterim biçiminde gösterilebiliyormuş. Buna göre kare yerine ne gelirse bu böyle gösterilemez. Tadeleli yapın hocam. Yok canım, öyle zor bir soru değil. Ama zor mu hafiften? Değil. Kolay bir soru arkadaşlar. Hangisi olursa devirli ondalık olmaz. Hocam A mı? A. Öyle mi? Hayır hocam, bekleyin, ben cevabı bulacağım. Hocam Ceyhan. 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 Hatta ben B demiş. Ben de öyle benim. Ceyhan. Ceyhan. C olamaz. C olamaz. B. 12. Ceyhan. Evet, Ataberk böyle B demiş. Garantiye almış Ataberk. B diyeyim de demiş. C hocam. Hocam D olsun. Evet, arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacaktı. Neden? Bakın dedim. Bakın 27 bölü 15 olursa. Hocam bunu, ben hangi 1 bölü 10'a gittim? Bunu 3'e böldüm. İlk 15'e yaptım. 9 bölü 5 nedir arkadaşlar? Bakalım 9 bölü 5. Tabii ki 1,8'dir. Yani 15 ile 5 ile 18'i çarparsan 90 yapar. O zaman 5 ile 1,8'i çarparsan. Cevabı da böyle çıkıyor. Yine burada olacaktır. Arkadaşlar bu sorunun cevabı biraz sırıtıyordu. Evet. Devam edelim. Arkadaşlar, ondalık sayıları rasyonel sayıya nasıl çevirdiğimizi göreceğiz burada. Şimdi bakın 5,6 ise şunu yapıyoruz. Kuralı iyi anlayalım. Sayıyı virgül yokmuş gibi yaz. 56. Bölü virgülden sonra basamak sayısı kadar 1, yanına da 0 yaz. Virgülden sonra kaç basamak var? Bir. Bir tane sıfır koyacağım birinin yanına. Anlaştık mı?
Evet. Tamam mı? Arkadaşlar aşağıdaki örneğe bakalım. Bakın 34 sayısını nasıl yazarım? Dikkat edin. 34 bölü virgülden sonra bir basamak var. 10 derim. Bunu da istersek şöyle yazıyorduk. 3 tam 4 bölü 10 diye de yazabiliriz. Doğru mu? Tamam mıyız? Evet. Tamam mı? 7 virgül 2. İlayda 7 virgül 2 nasıl rasyonel yazılır? 72 bölü 10 olarak. 10. Güzel. Emre, eksi 6,18 nasıl rasyonel yazılır? Emre? Hocam sesim geliyor mu? Evet, duyuyorum Emre. Kuralımız neydi? Önce kuralı hatırla. Sayıda virgül yokmuş gibi yaz. 6,18 yetmez mi? Efendim hocam. Kural neydi diyorum Emre? Hiç virgül yok. Hocam 0,618 mi? Aşağıya geldiğimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Virgülden sonra kaç basamak var? 618 bölü 100 hocam. Kaç basamak var virgülden sonra? 2. Virgülden sonra 2 basamak. O zaman 100'e böleceğiz. Dedim. Baştaki işaretimiz eksi olmuş. Bu. Devam edelim. Taner. Bunu nasıl yazalım? Efendim hocam. Alttaki C'yi nasıl? Hocam 1900 bölü 1900 bölü 1000. 1900 bölü 1000. Dikkat et. Virgülden sonra 1900 bölü 100. 100. Bir de eksi hocam. Eksi 100 bu arada. Yani eksi 1900. Eksi 1900. Evet. Eksi 1900 olacak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ataberk. D şıkkını nasıl yazarız Ataberk? Hocam 5342 bölü 1000. Aferin. 5342. Bir an sayı okuyamadım hocam. Aynen. Doğru. Doğru. Defne. Bunu nasıl yazacağız Defne? Hocam sıfırları da yazacak mıyız yoksa direkt üçleri yazsam olur mu? Defne, soldaki sıfırların bir anlamı var mı? Yok. Yok. Yani eğer 007 James Bond demeyeceksek bir anlamı yok. Değil mi? O 007 James Bond'da önemi var. Bizde bir önemi yok. O zaman 3 bölü 10. Kaç basamak var? Pardon 3. 1000. 1000 olacak değil mi Defne? Evet. Ve eksi olacak. Tamam mı? Evet. Eren. Bunu nasıl yazarız? F şıkkını Eren. 92 bölü 100. Aynen bu kadar basit. 92 bölü 100. İşi bitirdik. Rüya. Bunu nasıl yazarız Rüya? Eksi 25 bölü 1000. Öyle mi? Evet. Eksi 25 bölü. Eksi 25 bölü 1000. Aferin. Eksi 25 bölü 1000 olacak. Güzel. Batuhan. Neyse. Ben yaptım. How are you? Evet Batuhan buyur bunu söyle hemen 2 dakikada. 224 bölü 100. 100. Devlet. U şıkkı. Devlet. 8. Evet. Bölü? 1. Evet. Kaç basamak var? 2. 100 olacak. 100. Arda. 50 bölü 40 mı? Bak Arda dikkat et. Virgül yokmuş gibi oku sayıyı. 54. Bölü? Kaç basamak var virgülden sonra? 54 bölü 10. Heh, bir de eksisi var. Değil mi? Güzel. Taner. Bunu söyle. Hocam. Bunu söyle. Hocam 4056 bölü 1000. 100 bin. De olabilir. Ha 1000. Evet 1000. Eksisi var. Değil mi? Sormadığımız kalmadı. Evet hocam. Eksi 4056 bölü 1000. Sormadığımız kalmadı herhalde. Ataya sorduk mu?
Hayır hocam, sormanız. Atacığım, en sonuncuyu söyler misin? Eksi 8051 bölü 1000. Evet, 8051 bölü 1000 olacak değerli arkadaşlar. Güzel, bunu da öğrenmiş olduk. Devam edelim. Aşağıda verilen ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak yazıp en sade hallerini bulun. Şimdi arkadaşlar, en sade halini bulmak ne demek, ondan bahsedeceğim. Bu 6 bölü 2. 2. Evet. Arkadaşlar 6 bölü 10'u sade. 3 bölü 5. Dikkat edelim. 3 bölü 5 bölü 5. Evet. 3 bölü 5. İkincisini İlayda söyleyebilir mi bize? 125 bölü 100'ü sadeleştirirsek, evet, 150 şey bir saniye. Bunlar 25'in katı değil mi İlayda? 25, evet. Yani? Yani? 25 çarpı 5, 5 olur burası. Evet. Bu 5 olur. 5 bölü 4. 5 bölü 4. Güzel. Ata, 2,5'u nasıl yazarız? Eksi 2,5'u. Eksi 25 bölü 10. 25 bölü 10. Beşe böleceğiz. Beş olacak. Diğeri iki. Aferin. Eksi beş bölü iki. Arda, sıfır tam binde dördü nasıl yazarsın Arda? Sıfır tam binde dördü şöyle yazarız hocam. Dört bölü. Sıfır tam. Dört bölü şey, bin mi? Bin. Bin dört. Peki Arda, her iki tarafı dörde bölerek sadeleştirirsek en sade olması için ne olacak? Bunu dörde böldük. Bir. Dördü dörde böldük. Bir. Bini dörde bölersek? Beş. 25. Bini. Dikkat. Ha. Şey mi oldu? Arkadaşlar, bir şeyi dörde bölmek ne demektir? İki defa ikiye bölmek. Bini ikiye böl Arda. 500 mü? Evet. Bir daha ikiye bölersen dörde bölmüş olursun. 500'ü ikiye böl. 250. 250. Eğer 8'e böl deseydi Arda, bir daha ikiye bölecektin. O zaman 8'e bölmüş olurdun. Tamam mı? Tamam. Anlaştık. Yani arkadaşlar, buna dikkat edelim. Evet. Kime geldi sıramız? Rüya'ya geldi. Rüya, eksi 6 tam onda 4'ü bize en sade şekliyle yazdı rasyonel olarak. Bir dakika. Önce bir rasyonel yaz. Önce yok. Güzel. 64 bölü 10. Yok. 10. Şimdi sadeleştirmeni yap. Bir dakika. 10 ve 64 kaça bölünüyorlar? 2'ye bölünmez mi? Evet, 2'ye bölünür. 64'ü 2'ye böldün. 30. 2 mi? 32, evet, 32. Bunu da 2'ye böldüm. 5 mi? Hı hı. Eksi 32 bölü. Eksi 32 bölü 5. 5. Güzel. Kime geldi sıramız? Biraz karıştı sıra hemen. Emre. Emre, eksi 0 tam. Eksi 0 tam. 1036 ne olacak? 36 bölü 1000 olacak. Evet. 6 ile geniş. Peki kaça bölünecek bunların ikisine? 36'da 1000 de kaça bölünür? 4'e bölünmez mi ikisi? Bölünür hocam. 36 bölü 4 9 mu? Evet hocam. 1000 bölü 4 125 mi? Şey, 250 mi? 250. En evet. Sağ hali eksi 9 bölü 250. Devlet, 5,15'i böler misin? Tamam. 5,15 100'e böleceğiz. Tamam. 315 bölü 100. 100. Evet. 5,5'e bölünüyor değil mi? Evet. Böl. 5,05 olacak. Şimdi bak, bunu 5'e bölersek 103 mu olur?
Evet. 515'i 5'e bölersem 103 olur değil mi arkadaşlar? Hı hı. Evet, 100'ü 5'e bölersem 20 olmaz mı? Demek ki bu arkadaşlar 103 bölü 20'ymiş. Mustafa Yiğit. Hiç sesin çıkmıyor Mustafa Yiğit. Evet hocam. Unuttuğumu zannediyorsun değil mi? Unutma. Mustafa Yiğit buyur bunu yap bakalım. Hocam bu eksi... Tamam eksi... 100 bölü 5 mi hocam? 5 bölü 100 mü hocam? 5 bölü 100. Sadeleştirirsek 5 ile 2'sini ne olacak? İkisini de 5 ile mi sadeleştireyim hocam? 1 bölü 20 olacak. Yani bu kadar basit Mustafa Yiğit. Bu kadar basit. Arkadaşlar burada anlamadığımız bir nokta var mıdır dır dır dır? Yok hocam. Yok dur 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 dur. Değil mi? Yok. Yoktur. Dur. Güzel. 3 dakikamız kalmış. Hatırlatıyorum. Toplantımız 9 yazmıştım ama 9.30'da yapacağız. Birazcık ara koyalım. Ben de dinleneyim arkadaşlar. Bayağı yoruldum. Ses gitti artık. O yüzden 9.30'da bekler hocam. Arkadaşlar bu linkten bağlanacaklar. Bu şifreyle derse giriyormuş gibi girecekler. Görüşürüz. Anlaştık mı? Dur ders bitmedi. Ders demedim ya. Süre bitmeden hatırlatmayı yaptım. Velilerinize söylemeyi unutmayın. Tamam mı? Hocam tam live the game yapıyorum. Ne söylemeyi unutmayalım hocam? Tam duyalım mı? Hocam tam ayrılıyordum. Arkadaşlar bu akşam saat 9'da toplantı yapacaktım. Veli toplantısı. Onu 9.30'a alıyorum. Velilerinize söylemeyi unutmayın. Çünkü bayağı bir yoruldum. Ses gitti artık. Bugün bu 8. dersimiz. O yüzden artık ses mes kalmadı. Bir ara vereyim ben de. 9.30'da başlayacağız. Buradan bağlanacaklar. Okey? Görüşmek üzere. Tamam. Bitmedi, ders gitmedi. Dur. Dur. 2 dakika var. Son ana kadar devam. Arkadaşlar şimdi bakın bunu zaten gösterdim. Geçiyorum. Şimdi arkadaşlar devirli ondalık sayıların çevirimine geldik. Bakın burası önemli. Bu ders bir giriş yapayım. Arkadaşlar 0,4 gibi bir sayı devirli ondalık verilmişse bunun rasyonel yazımı şudur. Direkt şunu diyeceksin Emre. Hocam 4 bölü 9'dur. Bu kadar. Tamam mı? Ama dikkat et, tek bir basamak varsa, mesela 0,7 sadece bir basamak devrediyorsa 7 bölü 9. 0,8 bir tane basamak var ve devrediyorsa 8 bölü 9. Arkadaşlar bu çok işimize yarayacak. Buna dikkat bazı edin. Bazı sayıların şey var herhalde, devirli oluyor böyle. Onları göstereceğiz arkadaşlar, onları göstereceğiz. Devam edelim. 0,6 devrediyor yazsak ne yazacağız? 6 bölü 9. 0,1 üstü bu olursa 1 bölü 9 yazacağız. Tamam mı arkadaşlar? Kaptık mı burayı? Anlaşıldı mı bu kısım? Peki. Evet. Diğer dersimizde Perşembe günü arkadaşlar, gerçi Perşembe değil, Cumartesi matematik yapacağız. Perşembe fen yapıyoruz. Cumartesi günü buradan devam etmiş olacağız. Perşembe günü fen dersimiz olacak. Tamam mı arkadaşlar? Buraya kadar olan kısmı lütfen tekrar edin. Lütfen tekrar edin. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dikkat edin kendinize. Toplantıda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Toplantıya velileriniz girecek tabii. Siz değil. Görüşürüz.